Herkese merhaba arkadaşlar. Geldik idare hukukunun idarenin sorumluluğuna. Arkadaşlar idarenin sorumluluğunda anlattıktan sonra tek işlemediğim bölüm idari işlemler kısmı kalacak. İdari işlemler kısmında da notlarımızın bir kısmı hazır oldu. Onların da en kısa zamanda videolarını çekeceğim. Arkadaşlar idare hukuku bildiğiniz üzere yoğun bir içeriğe sahip. Mesela geçen bir arkadaş mesaj atmış. Hocam benim elimde kitap var 400 sayfa. Benim elimde kitap var 500 sayfa. Arkadaşlar bakın. Biz gereksiz ayrıntılardan kaçtık. O gereksiz ayrıntılarda kaybolup en bariz gelecek en temel istediği bilgi soruda bazen karşılamayabiliyoruz. Neden? Çünkü ayrıntıda kayboluyorsun. Bizim Sistemimiz idare hukukunu belli bölümlere, belli kısımlara ayırdık. Bu kısımları başlıklandırdık. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın buraya küçük küçük notlar almışım. İşte kolluk. Kolluk diye ayırdık. İdarenin mal edinme yöntemleri, kamu hizmetlerinin görünme usulleri, idari sözleşmeler, idarenin sorumluluğu ve idari işlemler. Hocam bundan önce ne yaptık? İlk 23 videoda idare hukukunun tamamını anlattık. Yani Merkez yönetim, başkent teşkilatı, yerel yerinden yönetme, hizmetsel kuruluşlar bunları anlattık. Bundan sonra idarenin kolluk faaliyetleri, kamu, kamu hizmetlerinin görülme usulleri, idare, idarenin yaptığı sözleşmeler bunlardan bahsettik. Şimdi de geldik idarenin sorumluluğuna. İşte bu dersi bitirdikten sonra ne kalacak sadece idari işlemler. O biraz karışık. Onun güzel olayın mantığını öğretmek maksadıyla çok güzel bir içerik hazırlıyorum çok işinizi görecek. Yani yüzlerce sayfadan e, sayfayı okumaktan, çalışmaktan, not çıkarmaktan sizi kurtaracak. Tamam. Notlar çok kıymetli. Mutlaka temin edin. Şimdi arkadaşlar burada da dediğim gibi idare hukukundan hemen sonra yine idarenin sorumluluğundan hemen sonra yine çıkmış sorularla anlattığım konunun içeriğini destekleyeceğim. Gelin bakalım bu dersimizde neler göreceğiz. Çık ekrandan. Çıkamadım. Çıkamadım çalış ya. Heh. Bir an çalışmıyor diye acaba kaydı durduracağım tekrar başa mı döneceğim diye de korkmadım değil. Şimdi arkadaşlar idarenin sorumluluğu biraz konuşalım demişiz. Şimdi arkadaşlar bakın idare o kadar ekrana gel. İdare o kadar geniş bir kavram ki şimdi devlet e, vatandaşına birçok hizmeti sunmak ister. Yol yapmak ister, köprü yapmak ister, tünel yapmak ister, her ilçeye bir altyapı kurup doğal gaz götürmek ister, maden ocaklarını çalıştırıp milli serveti arttırmak ister, işte petrol e, petrol arayıp bulup petrolü çıkarmak ister, e, yollar yapmak ister, e, tüneller yapıp işte ulaşımdaki mesafeyi kısaltmak ister vesaire vesaire. İdare bunları yaparken de ortaya ne çıkar? E bir kesim bu hizmetten ciddi bir şekilde menfaat elde eder, yararlanırken diğer bir kesim bu hizmetten yararlanacak fakat bu hizmet yapıldığından dolayı belli bir külfete katlanmak zorunda kalır. Örnek veriyorum. Bir devlet güvenliği sağlamak için polis asker görevlendirir. Fakat polis şehit olur, asker şehit olur. Onun ailesi mağdur durumunda Kalabilir. İşte devlet ne yapar? O kişinin ailesini mağduru bırakmaz. İşte e, şehit ailelerine yardımlar, şehitlere verilen e, tazminatlar, otobüslere ücretsiz binilmesi vesaire vesaire gibi yapması gerekeni yapar. Neden? Çünkü idarenin bir sorumluluğu var. Aynı şekilde arkadaşlar devlet bir doğalgaz boru hattı döşer ama bazı evlerin altından geçmek zorunda kalır ve bu doğalgaz patlamalarından dolayı Doğalgaz gaz borularının patlamasından dolayı bazı evler zarar görür. Ne oldu? Bir kamu hizmetinden faydalanırken bir, ki, bir kesim bazı kesim ise arkadaşlar bu hizmetten zarar görür. Aynı şekilde devlet maden ocakları kurup milli serveti yer altında bulunan bizim milli servetlerimizi gün yüzüne çıkartıp bunu yurt dışına satmak veya ülke içerisinde tüketmek ister. Yani değeri arttırıyor. Fakat bu maden ocaklarının birçoğu da Birçoğunun atıkları havaya salgıladıkları zararlı dumanlar o çevre halkının işte bahçesine, toprağına, üretimine zarar verir. Ne oldu? Bir taraf bundan fayda sağlarken, menfaat sağlarken diğer tarafta bundan menfaat sağlıyor ama bunun yanında da bir külfete katlanıyor. İşte devlet bu oluşan açığı ne yapıyor? İdarenin sorumluluğuyla birlikte dengeleştiriyor. Yani dengeli hale getiriyor. Tamam. Olay mantığı bu. Bir taraf bir kamu hizmeti ortaya koyuyorum. Bu kamu hizmeti neticesinde bir taraf menfaat elde ediyor. Diğer taraf menfaat elde etse de bunun yanında da bazı külfetlere katlanıyor. İşte külfete katlanan zararlı durumdayken menfaati olan karlı duruma geçiyor. İşte devletin mali sorumluluğuyla beraber bu denge ne yapmış oluyor arkadaşlar? Sağlanmış oluyor. Gelin şimdi biraz ayrıntılara bakalım. Devletin bu mali sorumluluğu nasıl karşımıza çıkacak? Olayın mantığını aldınız değil mi? Şimdi anayasanın anayasanın 125. maddesi diyor ki idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı çıktı. açıktır. İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Yani ortaya bir idare zarar koyduysa, zarar verdiyse, kusurlu davranışından dolayı, kusursuz davranışından dolayı ortaya bir zarar çıktıysa devlet bu zararı ne yapacak? Anayasanın 125. maddesine göre karşılayacak. Peki bu zarar nasıl bu sorumluluk nasıl ortaya çıkıyor? Kusurlu bir davranışından dolayı ortaya çıkan bir sorumluluk veya da kusursuz bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakın arkadaşlar, kusur sorumluluğu karşımıza 3 şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir kere sen hangi ayrıma varman gerekiyor? Kusur sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk ayrımını yor ayrımına girdin. Yani devlete sen bir sorumluluk yükleyeceksen bir kere bunun adını koyacaksın. Devletin kusurundan dolayı kaynaklanan bir sorumluluk mu? Devletin kusursuzluğundan dolayı kaynaklanan bir sorumluluktur. Ey bakın beni dinliyor musunuz? Anfi. Kimse yok. Tek başımayım. Tek başımayız tamam. Sen ve ben varsın. Odaklan. İkiye ayırdın devletin sorumluluğunu. Bir kusur, diğeri kusursuz sorumluluk. Tamam mı? İkiye ayırdık. Şimdi önce bir kusur sorumluluğunun ne olduğunu ortaya koyalım. Ya hizmet kötü işler, ya hizmet kötü işler veya hizmet geç işler veya da hizmet hiç işlemez. Tamam mı? Bakın ayrıntılara gireceğim. İdarenin kusurlu bir davranışla veya bir işlemle kişiye zarar verirse bunu tazmin etmesi gerekir. Kamu hizmeti yürütülürken bir bozukluk, aksaklık varsa bu durumda kamu görevlerinin kusurlu olup olmadığına şimdilik önemli değildir. Yani bir kamu hizmeti yürütülürken ortaya bir e, zarar ortaya çıktığında bu kamu hizmeti yerine getirildiğinde bunu yerine getiren kamu görevlisinin bir kusuru var mı yok mu olayına şu anda bakmıyorum. Ne, ne yapıyorum burada? Direkt devlete tam yargı davası. Tam yargı davasıyla arkadaşlar, devlete bir tazminat davası açıyorum. Tazminat davası açıyorum. Devlet de bu tazminata, yani kusurlu olduğu ortaya çıktığı mahkeme tarafından tazminat davası ödemek zorunda, zorunda kalırsa, devlet de kime gidecek arkadaşlar? Memuruna gidecek. Yani bu kam görevlisine gidecek, bu tazminatı ondan rücu yoluyla elde edecek. Tamam? Devam ediyorum. Yani şu kamu görevlisi yüzünden benim başıma bunlar geldi bir kamu hizmeti yerine getirirken. Buna bakmıyorsun. Yani o şahsa davayı açmıyorsun. Kime davayı açıyorsun arkadaşlar? Devlete tam yargı yoluyla tam yargı davasını açıyorsun. Tamam mı? Devletten tazminatını alıyorsun. Devlet de şahsa rücu ediyor. Kendi çalışanlar rücu ediyor. Gel buraya. Devam Anayasanın 129. maddesiyle işte burada nasıl yargılanacak? Memurlar ve diğer kamu görevlileri yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan dolayı doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanun gösteri şekil şartlara uygun olmak uygun olarak ancak idare aleyhine dava açılır. Tamam? Yani kendilerine kendilerine sonuçta rücu ediliyor ama dava kime açılıyor arkadaşlar? Devlete yani sorumlu idareye dava açılıyor. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kavuşturmasına, kavuşturmasına açılması kanunla belirtilen istisnalar dışında idari mercin iznine bağlıdır. Tamam burada valilikten arkadaşlar bir izin söz konusu. Kamu görevlisine dava açılırken. Bunları ben bir önceki derslerde zaten anlattım. Şimdi biz idarenin kusurlu davranışı üzerinden dersimize devam ediyoruz. Hangi durumda ortaya çıkıyordu? Hizmet kötü işleyebilir. Yani özen, dikkat ve kalite kalitede gereği gibi sunulmamasından kaynaklanabilir. Yani bir doktorun bir hastayı yanlış teşhis koyması, doktorun doktorun yanlış bir tedavi yöntemi uygulaması, Aynı şekilde doktorun ameliyatta e, yanlış kolu kesmesi gibi arkadaşlar özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeme kaliteli bir hizmet sunulmama durumu. Ne diyorum? Hizmetin kötü işlemesi. Devletin kusurlu sorumluluğu söz konusudur. Devlete davayı açacaksın. Zararını tazmin edeceksin. Devlet de o doktora rücu edecek. Anlaşıldı mı? Kötü işlemesi. Hizmetin geç işlemesi. İtfaiye geç geldi. Polis olaya geç müdahale etti. Can kurtaran devlette olduğunu düşünüyoruz. Can kurtaran geç kurtardı. Ambulans olay yerine geç geldi. Ne oldu? Hizmet geç işledi. İdarenin kusurlu davranışı. Polis olay yerine hiç gelmedi. Ambulans olay yerine hiç uğramadı. İtfaiye hiç oraya müdahale etmedi. Gelmedi bile. Ne oldu? Hizmetin hiç işlememe durumu ortaya çıktı. Demek ki idarenin sorumluluğu olarak ikiye ayırdım. Birinci ayrım kusurlu davranışta. Kusurlu davranışı kendi içinde üçe ayırdım. Hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi, hiç işlememesi. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Devam. Kusursuz kusursuz sorumluluk. İdare bir kamu hizmetini yerine getirirken hiç kusuru olmadan hukuka uygun davranmasına rağmen ortaya bir zarar çıkabilir. İşte bu durumda şunu söylemeden geçmeyeceğim. İdarenin kusur sorumluluğunun gereği yani kusur sorumluluğun ortaya çıkmasının ana sebebi arkadaşlar hukuk devleti olmamız. Yani hukukilik gereği idarenin sorumluluğu ortaya çıkıyor. İdarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu olması ise sosyal devletin neticesinde ortaya çıkan bir sorumluluktur. Tamam mı? kusursuz sorumluluk sosyal devlet kusurlu sorumluluk hukuk devletiyiz. Anladın mı mantığı? Gel buraya. Sosyal devlet ilkesi. Bu durum hukuki bir sorumluluk gerektirmeksizin hukuki bir sorumluluk nerede çıkıyor arkadaşlar? Devletin kusur sorumluluğunda. Sosyal devlet ilkesi gereği, adalet ve hakkaniyet düşüncesi gereğiyle devletin sorumluluğunun giderilmesine kusursuz sorumluluk denir. İki ilkeye dayandırılmaktadır. Bir tehlikeli sorumluluk, diğeri de kamu külfetleri karşısındaki eşitlik. Kamu külfetleri karşısındaki eşitlik. Tamam yani kusursuz sorumluluk iki şekilde ortaya çıkıyor. Tehlike, risk sorumluluğu bir diğeri de arkadaşlar kamu külfetleri karşısındaki eşitlik ilkesi. Devam. Şimdi ikiye ayırdım. Kusur sorumluluğu, kusur sorumluluk. Kusur sorumluluğu kendi içinde 3'e ayırdım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kusursuz sorumluluğu. Önce kendi içinde neye ayırdım? Tehlikeli sorumluluk. Adım adım. Bak adım adım Bunları kaçırmaman gerekiyor. Tehlikeli, tehlikeli yani bir risk ilkesi durumu. Bakın idarenin tehlikeli faaliyetleri veya araç gelişleri neticesinde ortaya çıkan kusursuz sorumluluk. Ne oluyor? İdare hiçbir kusuru olmasa bile yürüttüğü belli bak süreyi başlatmadım neyse yürüttüğü tehlikeli faaliyetler veya kullandığı tehlikeli araçlar nedeniyle tehlikeli faaliyet yürüttüğü tehlikeli kullandığı tehlikeli araçlar ne olabilir arkadaşlar bu silahlar gemiler uçaklar cephaneler mayınlı yerler tamam mı? İşte bu durumda, bu durumda devletin ortaya çıkan bir zararı tazmin etme yükümlülüğü söz konusu olabiliyor. Nasıl? Doğalgaz boru hattını evin altından döşedim. Bunda herhangi bir sızıntı söz konusu olduğu yolda bir patlama İstanbul'da meydana geliyor. Birçok illerde meydana gelen bir durum arkadaşlar. Yolda bir patlama söz konusu oldu. Burada yer alan araçlar bu patlama neticesinde zarar gördü. Pert oldu. İşte devletin bu zarar gören araçları tazmin etmesi, zararını karşı tarafın tazmin etmesi durumuna ben ne diyorum? İdarenin tehlikeli faaliyetleri ve araç gereçleri yani tehlike durumundan dolayı, risk durumundan dolayı idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusudur diyorum. Tamam Aynı şekilde tehlikeli altyapı tesisleri. Büyük bir tünel yaptım. Tamam mı? Ve bu tünelin üstünde yer alan ev çöktü. Mesela. Veya da cephanelikte bir patlama meydana geldi. İşte ne oldu? Devletin tehlikeli bir faaliyeti neticesinde kusursuz olsa bile ne oldu? Devletin sorumluluğu tehlike ilkesinden kaynaklandı. Bak, devam ediyorum. Buna göre tehlike yaratma olasılığı fazla olan ve teknik yönden karmaşık olan dolayısıyla her zaman nedeni saptanamayacak olan zararlara yol açabilecek bir idari faaliyet tünel yapması, doğalgaz borusu döşemesi ya da araç gereçe zarara yol açarsa bu zararın Kusur şartı aranmaksızın idarece tazmin edilir. Anladın değil mi? Devam. İdarenin davranışı ile zarar sonucu arasında illiyet bağı varlığı yeterlidir. İlliyet bağı aranıyor mu? Aranıyor. Biraz sonra bir tanesinde aranmıyor diyeceğim. Ve bunu da sormuşlar. 2006 kaymakamlık. 2011 kaymakamlık emin olamadım ama bir kaymakam sınavında bunu sordular. Çok önemli. Dediler ki idarenin davranışı ile ortaya çıkan zararın arasındaki illiyet bağı var mı yok mu? Hangisinde vardır hangisinde yoktur tarzında bir cümleydi bu. Gel şimdi ilerleyelim. Oturacak bu işler. Askeri araç kazası, gaz sıkışması sonucunda patlama, mayın patlaması vesaire arkadaşlar bunlara örnektir. Şimdi geldik mesleki risk. Kamu hizmetlerinde çalışan bir memur veya bir kamu görevlisi görevinin sırasında ya da görevi nedeniyle bir zarara uğru uğruyorsa tıbbi görüntüleme mezunları bu film çekiyorlar ya hastanede arkadaşlar. Şimdi film çekerken yani sana maruz kalıyor mu? İşte mesleki risk. Bomba imha uzmanları e, yaptıkları işlerden dolayı bir riskle karşı karşıya mı? Evet işte o risk sonucunda bir patlama meydana gelirse mesleki risk. Anladınız değil mi? Bakın devam ediyorum. Aynı şekilde itfaiye çalışanları, itfaiye, itfaiye memurları yangını söndürmeye girdiklerinde o evde yanma olasılıkları var mı? Var. Ne oldu? Mesleki risk. Devam. Hizmetin hizmetin gereği olarak kabul edilirse mesleki risk ilkesi gereği idarenin sorumluluğuna gidilebilir. Mesela Kamu görevlisi görevini yaparken iş kazası sonucu yaralanıp sakat kalabilir veya bir meslek hastalığına yakalanabilir. Radyasyona maruz kalan hastane çalışanı, itfaiye personeli, polis, asker, bomba imha uzmanı. Anlaşıldı değil mi? Yani sen idarenin tehlikeli faaliyetleri derse bak hale kusur sorumluluğu tehlike ilkesi ve bunun altındaki başlıklardan bahsediyorum. Mesleki riskler ise sen o bir devletin kademesinde görev yapıyorsun, kamu görevlisin. Bu kamu görevli, görevli olarak görevini yerine getirdiğinden dolayı bir riske katlanıyorsun mesleki risk. Tehlikeli bir faal, devletin tehlikeli bir faaliyeti veya aracından dolayı kaynaklanan bir zarar varsa tehlikeli e, risk olarak karşı karşımıza çıkmaktadır. Çık ekrandan. Devam ediyorum. Sosyal risk. Yine bir maçta meydana gelen beklenilmeyen bir olay taraftarların toplu hareketi ve bazı kişilere tecavüze dönüşürse idarenin bundan sorumlu tutulabilir. Bunun gibi bir ölüm olayı sebebiyle ölenin akrabalarını hükümet binasını taşa tutmaları ve bu arada bir kişinin otomobilin taşlarla taşlarla hasara uğratılması halinde idare kusuru aranmaksızın kusurlu görülmüştür. Anarşi, terör gibi anayasal düzeni yıkmaya yönelik eylem ve faaliyetler toplumun bir ferdi olmasından kaynaklanan risktir. Hocam, bana olayın mantığını anlat. Bakın şimdi. Bir taraftar grubu maçtan çıktı. Kalyana geldi. Niye yenildik? Niye yenildik? Veya hole 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 yendik. Etrafa taş atmaya başladılar. Bak Adana Demirspor'la eee Adana Spor'un taraftarlarında fikstir. Her maçtan sonra mutlaka bir taşlama söz konusu oluyor. İşte o taşlama sırasında senin arabanın zarar görmesi devletin de buradaki sorumluluğu sosyal risk. Anarşik veya anayasal düzeni yıkmaya çalışmaya yönelik terör faaliyetleri neticesinde, neticesinde bir kişinin aracının yakılması, bir kişinin dükkanlarına zarar verilmesi, devletin buradaki zararı karşılama durumuna ne diyoruz biz? Sosyal risk. Anlaşıldı mı? Var mı bir durum? Örnek veriyorum terör eylemlerinde aracı yakala, yakılan kişinin içinde araçta yanarak ölmesi durumda, şehit olması durumunda askeri personel demiyorum. O fedakarlığın dekneştirmesine giriyor. Bu durumda onun şehit olması yakılması durumunda arkadaşlar ne diyoruz? Yine sosyal risk diyoruz. Tamam. Yani bir kişi bir kişi devletin e, devletin tehlikeli bir faaliyetin sonucunda bir zarar görmüyor. Bir kişi yaptığı meslekten kaynaklanan bir mesleki riskten kaynaklanan bir zarar görmüyor. Kişi sadece bu toplumun bir ferdi olmasından kaynaklanan bir zarar görüyor. Anarşik eylemler sonucunda benim aracım zarar görüyor. Top, e, sokakta çıkan bir eylem e, taraftarların taşkınlığından dolayı benim camlarım zarar görüyor. Devletin işte bunu kusursuz olmasına rağmen karşılama durumuna ben ne diyorum arkadaşlar? Sosyal risk diyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Gel bakalım. Devam edelim.